Herkese yeniden merhabalar. Bu hafta yine bir kitap hakkında fikirlerimi paylaşacağım sizlerle. Paylaşacağım kitap geçen videoda da bahsettiğim gibi Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de Bir Öğle Vakti isimli kitabı. Kitap gerçekten bir öğle vaktinde birkaç saatlik bir süre içerisinde geçiyor. Kitaba başladığımız zaman birçok farklı karakterle karşılaşıyoruz. Yani sıradan bir örgü yok da İnsanları bir kişi diyen başlıyor anlatmaya. Sonra o kişi mesela bir yerde bir kişiyle karşılaşıyor. Sonra o karşılaşılan kişinin hayatı anlatılıyor. Ve kitabın ortalarına kadar bu şekilde gidiyor. Yani ortasına kadar kitabın asıl kahramanının kim olduğunu anlayamıyorsunuz. Sonra kitabın ortasına geldiğimiz zaman karşımıza Mevhibe Hanım karakteri çıkıyor. Mevhibe Hanım ve onun iki çocuğunun çevresinde gerçekleşen bir hayat oluyor bu kitabın anlatısı. Bu hayatlarda işte o zamana kadarki gelen kişilikler ise işte 20 tane falan kişi varsa mesela hepsi toplumun farklı tabakalarında, farklı sınıflara, farklı görüşlere ait insanların hayatları. Yani bunu okuduğumuz zaman bütün toplumun o dönemki bütün kesitlerindeki tüm insan tiplerini biz görebiliyoruz. Hepsi bize tanıdık hale geliyor. Mevhibe Hanım var. Mevhibe Hanım bir asker kızı ve otoriteyi temsil ediyor, devletçiliği temsil ediyor. Aynı zamanda babası CHP vekili mebusluğu yapmış. Dolayısıyla böyle belli bir mal birikimleri var. Burjuvayı temsil ediyor bir yandan. Ve Mevhibe Hanım'ın iki çocuğu var. Biri Doğan. Diğer ise Olcay, Olcay kız. Doğan klasik bir burjuva çocuğu ama böyle bir takım heveslerle sol hareketin bünyesine katılmış bir çocuk. Fakat toplumdan o kadar kopuk ki işte bir film çekmek istiyor bir köy yaşantısında. Onu bile beceremiyor çünkü o insanlarla hiç içi dışlı olmamış, hiç o insanlarla ilişkileri olmamış. Dolayısıyla bu tarz problemlerle karşılaşıyor. Olcay öte yandan o da tabii bir sonuçta burjuva yaşantısı içerisine gelen bir insan. Fakat bu daha kolay adapte olabiliyor. Biz tüm bu karakterlerin iç dünyasını görürken bir de o Ali diye bir karakter çıkıyor karşımıza. Ali kitaba Doğan'ın arkadaşlığı vesilesiyle giriyor. Ve Ali de bize o dönemin işçi sınıfının çocuğunu tanıtıyor. O da bir devrimci, o da bir solcu. Fakat bu defa İşçi bir aileden geliyor ve tam olarak zıt yaşayışları var Olcay ve Doğan'ın hayatından. Bunların kendi aralarında geçen, işte Olcay aralarında duygusal bir münasebet gelişiyor. İşte Doğan bunu kıskanıyor, Ali'yi elinden almış gibi düşünüyor Olcay. Tabii ki burada yine böyle bir burjuvasi şeyini görüyoruz. Bu tarz bir yapı var. İşte onun dışında ana olay işte bir tane kavak ağacının devrilecek olması bunların apartmanının önündeki ve o bir saat içerisinde oradan geçen çeşitli çeşitli insanların neler düşündüğünü, hayatlarından kesitlerini inceliyoruz. Bu sırada işte Olcay Ali ve Doğan üçlüsünün de iletişimlerini gözlemlemiş oluyoruz. Burada tabii kavak belli bir düzeni, belli bir var olan şeyi, çünkü oraya taşındıklarında o kavağın orada bulunduğunu filan söylüyorlar. Düzeni, var olan toplumsal yapıyı filan temsil ediyor. Mesela bazı kesimlerde Mevhibe Hanım'ın apartmanındaki işte kapıcının hayatını görüyoruz biz bir şekilde. İşte veya gün arkadaşlarının hayatını görüyoruz. Ve sonuç olarak da işte olay şu şekilde bitiyor. İşte o kavak ağacı devirecek, orayı her çevirmiş bütün itfaiye. Fakat işte en son olarak kapıcı bir hamle yapıyor ve bu hamle sonucunda ağaç kapıcının üstüne devriliyor. Bu şekilde bir olay. Çok ne anlaşıldı mı bilmiyorum ama şeyin konsepti kitabın. Yani bu bir saatte çeşitli insan hayatlarını sunuyor bize. Kavak ağacının devrilmeye karar verilmesiyle devrilmesi arasındaki bir saat. Yani bir saat gibi. Ve en sonunda devriliyor. Fakat onlar kontrolü devireceklerken işte kapıcı o mevlüsün üstüne devrilmiş oluyor. İşte buna farklı yorumlar getirilebilir. Mevcut düzen yine hani proletarya, yine işçi ve yine emek tarafında yani burjuvaya hizmet eden bir sınıfın üzerine devrilmiş oluyor. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Onun dışında işte her karakterde biz işte yatırımcısını görürüz, işte bir hayat kadınını görürüz, işte
profesörünü görürüz, bir sürü hayat insanların işte tezgahlarını görürüz, bir sürü insanın hayatını görürüz. Ve işte mesela Mevhibe Hanım'ın kocasının hayatını görürüz. O bir akademisyendir ve onun nasıl o noktaya geldiğini filan anlatır. Güzeldir ve böyle eğer eleştirel bir gözle okursak bu toplumun gerçekten sınıfları ve meslek grupları arasındaki ilişkilerin nasıl yürüdüğünü çok güzel inceleme fırsatımız olur. Ben okurken sıkılmıştım. Ali Olcay ve Doğanlı kısma gelene kadar kitabı yarılıyorsunuz çünkü. Ve eleştirel göze bakarsanız işte güzel şeyler yakalıyorsunuz. Fakat kitabın içerisinde tutarsızlıklar da var. İşte bir tarafta övdüğü kişi, öteki tarafta eleştirebiliyor şu açıdan. Mesela bir toplumsal sınıfı, mesela işçiliği yüceltecek ya, bir yerde öyle bir ifade kullanıyor ki aşağılıyor onları. Bu tarz şeyler vardı ama genel olarak hoş bir kitaptı. Özellikle bu devlet ilişkileri, devlet-aile ilişkileri açısından incelendiği zaman çok hoş bir kitaptı. Ben incelerken daha çok zevk aldım. Bunun üzerine bir ödev yaptım ben. Okurken bu kadar zevk almamıştım. Hatta biraz azap olmuştu. Ama sonuç olarak güzel, üzerinde konuştukça açılan bir kitap. Okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Sevgi Soysal, işte kadın yazar olmasını da hissediyorsunuz zaten her yerinde. O duyarlılığı veriyor. Güzeldi, ben sevdim. Siz de okursanız fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Şu sıralar yine vize dönemlerim, sayfalarca not okuyorum. Dolayısıyla birazcık gecikebilir. Bunu da çok arada derede bir vakitte çekiyorum. Umarım beğenirsiniz videoyu. Videoyu beğenirseniz beğene basmayı unutmayın. Aşağıda fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Kanalıma abone de olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.